Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu polinomların çarpanlara ayrılması olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Sitemiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri, TYT, matematik, polinomlar ve çarpanlara ayrılması. 3. testi alacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 10. sınıf matematik kitabında bir parçasıdır. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri tamamını sırasıyla konu anlatımını, detaylı çözümlerini ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım için hızlıca kazanım kavramalarda çok detay anlatıyorum. Çalışma dersleri, tekrar testleri, OGM materyal, soru bankası, mobil uygulamaları, hepsinin matematik, fizik ayrı ayrı oynatma listeleri var. 10. sınıf öğrencileri videonun açıklama kısmına ekliyorum. TYT için gelen arkadaşlarım, burada gördüğün 9. sınıfların tamamı, onların tamamı, AYT için burada gördüklerin, TYT için burada gördüğün mezun A 3 adım TYT, AYT için mezun B 3 adım AYT'ler. Hepsi de arkadaşlar kanalımda oynatma listeleri tek tek mevcuttur. Buraya videonun açıklama kısmına ekliyorum. Bunları çözmeniz sizin hayrınızdadır. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki, A küp eksi 4 A kare eksi A artı 4 bölü A kare artı 4 A artı 3 çarpı A artı 3 bölü A eksi 4 ifadesinin en kısa hali nedir? En sade hali arkadaşlar. Sade haline bakacağız. Ne yapayım? Bak, şu arkadaş bir şeyin çarpanlara ayrılmış gibisi duruyor ama pek de öyle durmadı. Arkadaşlar şu arkadaşı, bak, A küp eksi 4 A kareyi A kare parantezine alalım. A kare parantezine aldım da. Buradan A kareyi çekersem A kalır. Buradan A kareyi çekersem eksi 4 kalır. Güzel, bak, doğru yoldayım. Burada da A eksi 4 var. Sevgili arkadaşlar, burada da bak A eksi 4 var. Burada eksi A artı 4. O zaman bu arkadaşı da eksi parantezine alalım. A eksi 4 olsun. Aslında eksi 1 parantezine almış gibi düşün. Değil mi? Eksi 1 ile çarparsan eksi A artı 4. Güzel. Şu arkadaşı da sevgili arkadaşlar, ha, o şurada yapayım. A kare artı 4A artı 3. Bu arkadaşı da çarpanları ayırmak istiyorum. A diye ayırıyorum. Bak, çarpımları 3 olacak, toplamları 4A. Demek ki 3 ve 1 olacak. Burada çarpı A artı 3'üm var. Bölü A eksi 4'üm. Sevgili arkadaşlar, şimdi şurayla ilgileneceğim. Pay kısmına bak. Yine ortak ifade. A eksi 4 ortak ifadesi var. Çarpı bu arkadaş da A kare. Buradan çekersem, bunu çekersem, bak az önce eksi 1 demiştim ya, eksi 1 kalır. Bölü bu arkadaşı da bak 3, 1 diye ayırdım. A artı 3 çarpı A artı 1 çarpı A artı 3 bölü A eksi 4. Ve sevgili arkadaşım, sana ne demiştim ben önceki testte? Bak, burada tam kare farkı var. A kare eksi 1. Bunu gördün mü? Çarpanları ayırmayı unutmayacaktık. Bu arkadaş da nasıl ayrılır elimizdeymişken? A artı 1 çarpı A eksi 1 diye ayrılır, değil mi? Tam kare fark olur. Bunu gördün mü? Bu gelecek aklına, bunu gördün mü bu? Bu durumda sevgili arkadaşlar, 1 biraz gizlidir. 1'in karesi de 1'dir ya. 1 olunca hemen bir şeyin karesi değilmiş gibi gözükür. Orada uyanık olacağız. Şimdi en sevdiğimiz raddeye geldik. Bak, bunun yerine de bunu yazdım. Bu arkadaş, bu arkadaş, bu arkadaş, bu arkadaş. Kendileri çarpım halinde. Dördü de. Paydaya baktığımda bunlar da, bunlar da, bunlar da. Herkes birbiriyle çarpım halinde. Alıyorum elime kalemi. A eksi 4, A eksi 4. A kaç olursa olsun. Bunlar aynı sayı. Gitti. A artı 3, A artı 3. Bunlar da gitti. Aynı ifade. A artı 1, A artı 1. Bunlar da sadeleşti. Bak, A eksi 1 ile baş başa kaldık. O da Diyarbakır şıkkında. Tamam mı? Mesela sevgili arkadaşlar, şurada şu ifadede A eşittir 1997 olsa bu ifadenin değeri kaç diye sorsalar, tutup burada A yerine 1997 yazmayacaksın. Bak, buraya 1997 yazacaksın. Cevabı 1996 olacak. Değil mi? Sadeleştirmenin sihri. 2 numara. X kare artı 5x eksi 1 eşittir 0 denklem veriyor. Buna göre x kare artı 1 bölü x kare ifadesinin değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar, bunu ikinci testte yaptık biliyorsun. X kare artı 5x eksi 1 eşittir 0'da. Şu ifadeye giden yol arkadaşlar x artı 1 bölü x'in karesinden geçiyor. Benim bir şekilde şunu elde edebilmem lazım. Peki bunu buradan nasıl elde edeceğim? Şöyle elde edeceğim. Herkesi x'e bölüyorum arkadaşlar. Bak,
x birim küçültmüş gibi düşün değil mi? Herkesi x'e böldüğümde karşı taraf 0 zaten. Bu arkadaşı böldüğümde burada x kalır. Bak burada x'ler gider artı 5 kalır. Burada da eksi 1 bölü x olur. Bu arkadaş x artı 1 bölü x de olabilir. 1 eksi 1, 1, 1 eksi 1 bölü x de olabilir. Eşittir 0, 0'ı x'e böldüğümde. Bak buradan x eksi 1 bölü x eşittir. Bu arkadaşı karşıya attım. Eksi 5 olur. İşte sevgili arkadaşlar, şu arkadaşa giden yol buradan geçer. Bunu görür görmez hemen karelerini alırım. Karelerini aldığımda yazıyorum bak. Birincinin karesi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sen artık bunu uzmanlaştıkça bunları yazmayacaksın artık. X'ler birbirini götürüyor göreceksin. Artı ikincinin karesi. Eşittir bu arkadaşın karesi de 25. Anlaştık mı? Herhalde hocam anlaştık. Sevgili arkadaşlar bu saatten sonra da bak. X'lerle vedalaşıyorsun. X kare. Bu arkadaşı yanına al. 1 bölü x kare. Eksi 2'yi de karşıya gönder. 27. Gördüğünüz üzere mevzuyu kapattık. Bu arkadaşı buldum. Bu arkadaşın da eşitinin 27 olduğuna kanaat geldik. Bunu da C şıkkında bize göz kırparken gördük. İşaretledik. Yolumuza devam ettik. 3 numara. X küp eksi 2x kare bölü löp löp löp. Bölü bu arkadaş. Şimdi arkadaşlar aldım elime kalemi. Burada hızlıca yapalım mı? Bak şu arkadaşla ilgilenelim. X kare artı 5x eksi 14 ile ilgilenelim. Bu arkadaşın çarpanları 7 ve 2. Eksi elde etmek istiyorum ama bak toplamlarının da 5 olması lazım arkadaşlar. Bu durumu nasıl elde ederim? Şuna eksi buna artı vererek. X artı 7 x eksi 2 diye ayıracağım. Şu arkadaşı da hemencecik x kare parantezine alarak başlıyorum. Bak x kare parantezinde x kareyi çekersem x kalır, x kareyi çekersem 2 kalır. Bölü, şu arkadaşla şimdi ilgilendik, x artı 7 çarpı x eksi 2. Ne kadar güzel. Zaten bu sadeleşeceği için yukarıda aşağıda bunları görürsün. Arkadaşlar bu arkadaşla bak bölü dediği için çarpı ters çeviriyorum. Şununla ilgilenelim, x kare artı 6x eksi 7 ile ilgilenelim. Bak 7'yi 7 çarpı 1 ile elde ederim. X, x. Çarpımları eksi olacak, eksi 7 olacak. Biri eksi ama toplamları artı 6. O zaman şu eksi, bu artı. Sevgili arkadaşlar bu artık paydadan paya geçmiş oldu. Nasıl geçecek? X artı 7 ve x eksi 1 olarak. Nefis. Bu arkadaş da beni x parantezine al diyor. Aldım. X kare eksi 1. Çok güzel. Hatta şu arkadaş da ne diyor sevgili arkadaşlar? X kare eksi 1. Hocam sen bana söyledin. Tam kare farkı. Bu arkadaş x artı 1 çarpı x eksi 1'dir. Bunun yerine de bunu yazdık. Of en sevdiğimiz yerdeyiz şu an. X artı 7 x artı 7. Yolcu, yolcu. X eksi 2 x eksi 2. Yolcu, yolcu. X eksi 1 x eksi 1. Yolcu, yolcu. Yukarıda x kare var, aşağıda x var. Bir tane x, bir tane x gitti. Yukarıda x kaldı, aşağıda x artı 1. Bak yine bu karma karışık kocaman ifadenin en sade hali bu oldu. Bu da diğer bakır şıkkı. Okey tomento, nefissimo, let's go number 4. 4 numara diyor ki arkadaşlar, x artı y 5'tir, x çarpı y de eksi 4 olduğuna göre x küp artı y küp işleminin sonucu kaçtır? Sevgili arkadaşlar ben bunu birkaç şekilde de çözüyorum. Şimdi bunları şöyle çözebiliriz bak. X küp artı y küpün açılımını biliyor isen x artı y çarpı x kare eksi xy artı y kare şeklindedir. Bak burada bu arkadaş verilmiş yerine yazarsın. Buradan sevgili arkadaşlar şuraya yürüme şansın olabilir. X artı y de belli. Şu da belli. X kare artı y kareyi bunun da karesini alarak elde edebilirsin. Tamam mı? Güzel. Ama bak böyle de yürüyebilirsin. Şöyle de yürüyebilirsin. X artı y eşittir 5 dedik ya. Şimdi bunların arkadaşlar karşılıklı karelerini alabilirsin. Küplerini alabiliriz. Bunların küplerini aldığımızda şu arkadaşın açılımını yazabilmen lazım. Bu arkadaşın açılımı ne? X küp artı 3 tane x'in azalan kuvvetleri şeklinde düşün. Artı 3 tane x'in azalan kuvvetleri y artmaya başladı. Artı y küp. Doğru mudur? Doğrudur. İşte bu arkadaş eşitmiş 125. Sevgili arkadaşlar aradığın arkadaşlar burada.
x küp artı y küp yan yana yazdık. Daha sonra bak buraya baktığımızda burada ortak ifadeler kim? 3 var, x var, y var. Yani 3xy parantezinde x ve y. X artı y. Doğru mudur? Doğrudur. Bak 125. Çok tereyağından kıl çekercesine sevgili arkadaşlar. O zaman bak bu arkadaşı şöyle tutalım. Hatta gel buna A diyelim bu saatten sonra kalemden tasarruf. Bu aradığım şey arkadaşlar. Şunu biliyorum. Bu arkadaş kaç? Eksi 4. Bunu da biliyorum. Bu arkadaş da 5. Çarp bunları. 15 eksi 60 eşittir 125. Bunu karşıya atarsak ne olur arkadaşlar? Hadi A yazmayalım artık kaleme kıyalım. X küp artı Y küp eşittir. Artı olarak gitti. 185. Budur yani. Buradan da yürüyebilirsin. Ha öğretmenim buradan x'ler artı y kareyi nasıl elde ederiz? Arkadaşlar o da şudur bak. X artı y'nin karesini aldığında x kare artı y kare artı 2xy ya. Ha, xy'yi verdiği için sana şuna ulaşabilirsin. Şunu da biliyorsun ya. Böyle özdeşliklerde yazabilirsin. Böyle maharetlerinde kullan. Kazanım kavramalarda böyle çözüyorum ben. Ama bunu da hani x artı y'nin kübünün açılımıyla uğraşmak istemeyen arkadaşlar için de böyle anlatıyorum. 185 A şıkkı. 5 numarayla devam. Uzun ifadenin en sade hali diyor arkadaşlar. A, B ve 0'dan farklı. Böyle söylemesinin sebebi 0'dan farklı oldukları için hani bir belirsizlik falan durumu ortadan kalksın diye. Sevgili arkadaşlar şuna ve şuna bir bakalım. Şimdi bu arkadaş teker teker ilgilenelim ya. 2B küp artı AB kare eksi A kare B. Bununla ilgilendiğimizde sevgili arkadaşlar ne görüyorum ben burada? Öncelikle bir B var değil mi bunlarda bak. Bir B parantezini alırsam 2 tane B kare artı AB eksi A kare oluşur. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar burada da çarpanlarını ayırırım. Bak yine 2B, B diye. Bu arkadaş da A ve A olarak ayrılır. Ancak nereye eksi diyelim? Şuraya eksi diyelim, buraya artı diyelim. Dolayısıyla bu arkadaşın B çarpı 2B eksi A, bununla çarpacağım çünkü, B artı A diye yazar isem, bak 2 tane AB, eksi AB artı AB'ye gidersin, eksi A. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşla ilgilendim, çıkardığım sonuç bu. Kabul mü? Kabul. Şu arkadaşla da ilgilenelim. A kare artı AB eksi 2B kare. Bu da onun aynısı mı ya yoksa? Hiç bunu yapmama gerek yokmuş ya. Çarpanlarını ayırmama bile gerek yokmuş. Bu bunun eksilisi değil mi arkadaşlar? Bak şu arkadaşın eksilisiydi. Hiç ayırmama bile gerek yokmuş ya. Vallahi hiç ayırmama gerek yokmuş yani. Bu onun eksilisi. Ha pardon özür. Bu bunun artı bu eksi. Tamam. Çünkü ikisi de A artı B ya. A artı B aman. Şimdi bu arkadaşla da ilgilenecek olursak sevgili arkadaşlar nasıl yaparım? A yaparım. Burada da yine 2B, B yaparım. Burada durumda da arkadaşlar A artı 2B, A eksi B. Bakalım A kareyi elde ediyorum. Buradan 2 tane AB artı şuradan da eksi AB. Evet bunu elde ediyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi düzenliyorum arkadaşı. Yukarıdakini A parantezine aldığımda A kare eksi B kare görüyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Hatta bunu da nasıl yazalım arkadaşlar? A kare eksi B kare de A artı B çarpı A eksi B'dir değil mi? Güzel. Hemen olayı bitirmek üzere. Sen gör diye böyle. Ama sen zaten bunu A kare eksi B kareyi görür görmez hemen yazacaksın. A eksi B çarpı A artı B diye hemen yazacaksın. Tamam mı? Güzel. Bu tamam. Şimdi paydayı da hallettik. Şurada hallettik onu da. Bu arkadaşa da A artı 2B çarpı A eksi B yazdık. Çarpı, neden çarpı diyorum? Bölüm ya arkadaşlar. Aman dikkat et. Bu arkadaşı da ters çeviriyorum şimdi. Ters çevirdiğimizde arkadaşlar ne olacak? Önce B parantezini aldığımızda B parantezinde 4 B kare eksi A kare. Bu da bir şeyler kokuyor. Onunla ilgileneceğiz. Bölü şu arkadaşla şurada ilgilenmiştik. B çarpı 2B eksi A çarpı B artı A. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar şununla da ilgilenelim. Bu arkadaşla bak 2B'nin karesi
eksi a'nın karesi değil mi? Bu durumda bunu nasıl yazarım? Bir artılı bir eksili. Tam kare farkı. Hop hemencecik yazalım. 2b artı a 2b eksi a. Kabul mü? Kabul hocam. Şimdi en sevdiğimiz noktaya yine geldik. A eksi b, a eksi b. Yolcu, yolcu. B, b. Yolcu, yolcu. 2b eksi a, 2b eksi a. Yolcu, yolcu. 2b artı a, 2b artı a. Yolcu, yolcu. A artı b, a artı b. Oho! Olaya gel. Olaylara gel. Herkes gitti, tek başına a kaldı. Bu kalabalıktan sağ salim kurtardı. Bu engameden. Adana. Tamam mıyız? Nefis. 6 numara o. X kare eksi 7x artı 5 eşittir 0 olduğuna göre x kare artı 25 bölü x kare. Arkadaşlar ne zaman böyle bir ifade gördün? Hemen hedefinde 1 artı 5 bölü x'li ifadeler olsun. Çünkü bak bunun karesi bunun karesi ya. Ya böyle ya da x eksi 5 bölü x gibi bir şey. Bunu ama vermemiş elde edebiliyoruz işte. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önceki bu dördüncü kez çözüyoruz. İkinci testte de çözdük. Bak ikinci sorunun aynısı bu. Yazıyorum x kare eksi 7x artı 5 eşittir 0. Bunu görmek üzere arkadaşlar herkesi x'e bölüyorum. Bu bir eşitlik. Eşitliğin sağını da solunu da x'e böldüm. Gitti gitti x kaldı. Bak gitti gitti eksi 7 kaldı. Artı 5 bölü x. Gördün mü buraya doğru gidiyorsun. Eşittir 0. Buradan sevgili arkadaşlar neyi görüyorsun? 7'yi de sağa atacağım. X artı 5 bölü x'in eşittir 7 olduğunu. Heh, bu raddede hemen yapacaksın. Karşılıklı karelerini al ki şu arkadaşa erişebil. Birincinin karesi. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sevgili neyse yazayım onu ya. 2 tane x çarpı 5 bölü x artı ikincinin karesi eşittir. Bu arkadaşın da karesi 49. Sevgili arkadaşım bakar mısın? Burada x'ler vedalaşıyor. Şu kalıyor. Burası kalıyor. Burası da 10. Onu da karşıya atarsan 39 kalır değil mi? Şurada görmüş olduğun ifade 39'a eşittir. Ceyhan konu kapanmıştır. Let's go number 7. 7 numarayla devam. X artı kök x eşittir 1 olduğuna göre x kare artı 2x kök x artı x değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar burada artık görüyorsundur diye tahmin ediyorum. Eşittir 1. Bak karesini alır almaz zaten bu arkadaşı göreceğim. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi. Kök x'in karesi x. Eşittir 1. Sevgili arkadaşlar bu zaten sana sorulmuş olan. Değil mi? Acaba diyor köklü olunca kafan karışıyor mu? Muhtemelen pek çok arkadaşımızın karışmış ki şu an bu soruya bakıyor. Karışmasın. Tamam mı arkadaşlar? Nefis. Devam ediyorum. 8 numara. Yani bunu bak bunu tekerleme gibi düşün. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Konu kapanmıştır. 8 numara. X kare eksi 2x artı 4 eşittir 0 olduğuna göre x üzeri 6 eksi x küp artı 4 ifadesinin değeri kaçtır? Vallahi sevgili arkadaşlar bu gerçekten garip. Şöyle garip. Şimdi şu arkadaşa bakıyorum çarpanlarını ayırsam, bölsem, çarpsam, toplasam, bölsem, şunu görmeye kalksam. Şimdi bunu x küp parantezine alsam mesela x küp eksi 1 olur artı 4. Şimdi buradan da yürüyemiyorum. Bir şeyler yapamıyorum. Sonra aklımıza şu geliyor. Arkadaşlar bu garip bir soru bu. Yani bunu çözemediysen eğer tamam boşuna hayıflanma. Sevgili arkadaşlar şimdi bu arkadaş bir şeyleri eksik. Ben bunu x artı 2 ile bir çarpsam denge bozulmasın diye eşitliğin öbür tarafını da x artı 2 ile çarpıyorum. Bu zaten sıfır. Güzel. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş kim? Şimdi tanıdık bir hal aldı. Bu arkadaş x küp artı 2'nin kübünün açılımı işte arkadaşlar. Birinci ile ikinciyi topluyorsun. Bak karesi ve eksi 2 birbirleriyle çarpılma hali. Yani bu arkadaş x küp artı 2'nin kübü arkadaşlar. Fay arkadaş bu durumda ne görüyorum? X küp eşittir. Burası 8 ya karşıya attım. Eksi 8. X avaz avaz bağırıyor. Ben eksi 2'yim. Çünkü neden? Hangi sayının kübü eksi 8? Şöyle yazalım. Eksi 2'nin kübü.
Tamam mıyız? Ha, konu kapandı. Saatten, bu saatten sonra bunu buldum. Şimdi yerine koyacağım. Eksi 2'nin 6. kuvveti. Eksi 2'nin 3. kuvveti artı 4. Tamam mı? Tamam. Bu arkadaş 64. Bu arkadaş eksi 8. Başında bir 8 daha var. Eksi daha var. Artı. Bu da artı 4. 68, 76. Ceyhan. Yani çözemeyen arkadaşlara bir şey demiyorum. Bunlar kurgulanmış sorular. Benim de çok tasvip ettiğim sorular değil. Yani artık sabah akşam ders çalışırsan görürsün. Yani ben öyle de bir adam değilim, size söyleyeyim yani. Matematiği çok severim, şu bu falan da. Öyle sabah akşam ders çalış, kafanı göm. Öyle bir adam değilim. Benim inşallah ileride kanalımda gezi mezi videoları da göreceksiniz. İnstoş'a bakanlar zaten Instagram'a benim nasıl bir adam olduğumu anlar. Yani bu kadar da ders çalışılmaz yani. Tabii ki ders çalışılır da gece gündüz çalışılmaz arkadaş. Biz de insanız değil mi? Sosyal varlıklarız yani, hayatımı. Eğer bilim adamı olacaksam kabul. Yani bilim adamı olmaya karar verdiysen sabah akşam bunları çöz. Evet, bu özlü sözlülerden kamu spotundan sonra devam ediyorum. 996 çarpı 997 eksi 1000 çarpı 993 ifade ediyor. Ya bununla kim uğraşır ya? Değil mi? Kim uğraşır? Arkadaşlar, burada yapacağımız hikayede en küçük sayıya A diyelim. Bak, 993'e A diyelim. Çarpanları ayıralım ki bir şeye benzesin. Bu durumda sevgili arkadaşlar, 996 ne olur? Bu A ise A artı 3'tür değil mi? Güzel. 997 nedir? A artı 4'tür. Bak, sadeleşmeye gidiyorum. Eksi, bu arkadaş kimdir? A artı 7'dir. Bu arkadaş kimdir? A'dır. Hadi bakalım, şansımız yaver giderse sadeleşmeler olacak ki gidecek, merak etme. Sevgili arkadaşlar, çarpıyorum. Bak, A kare. Şimdi bak, burayı hızlı geçelim. 4 tane A, 3 tane A. 7 tane A yapar. Sonra da 3 ile de 4'ü çarp, 12. Bu arkadaş da sevgili arkadaşlar, A kare artı 7 A. Ama dikkat et, başında eksi var. Eksi bu ikisine de etki eder. Eksi A kare, eksi 7 A. Kare kök içerisinde. Allah'ım neler görüyorum. A kare, eksi A kare. 7 A, eksi 7 A, kök 12 kaldı. Vay, numaraya bak sen. Vay arkadaş ya. Şu işlemin sonucu 12'ymiş arkadaşlar ya. Enteresantemente değil mi? Bunu başka türlü şeylerle de yapabilirdik. 994'e mesela A diyebilirdin. Sana kalmış bir şey. 996'ya A diyerek bile çözersin bunu. Tamam mı? Hiç merak etme. Bu arkadaş kim arkadaşlar? 4 çarpı 3. 4 kurtardı kendini. 2 olarak dışarıya çıktı. 3 içeride tek başına kaldı. 2 kök 3. Diyarbakır. Mevzu tatlıya bağlandı. 10 numara. Diyor ki ne? Ayça, buradan Ayça'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Özdeşlikleri modellemek için bir kenarı x birim kare dedi. Hiç affetmem. Hemen buraya da ben x yazarım. Çiziyor ve bu karenin iç bölgesinde kısa kenarı y birim. Şurada y birim. Bak, burayı da y göstermiş. Teşekkür ediyoruz. Olan iki eş dikdörtgen oluşturuyor. Şimdi evet, doğru söylüyor. İki eş dikdörtgen, öbürü kim acaba diyorsun. Bu oluyor. Y çarpı x, y çarpı x. Güzel. Şununla şu. Tamam mıyız? Tamamız hocam. A, B, C, D birim kare olarak adlandırıyor. Buna göre Ayça A artı B, C, D eşitliklerinden hangilerine bu model yardımıyla ulaşabilir? Sevgili arkadaşlar, alanları hesaplayıver diyor ya. Bir bakalım. Alanları hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi burası tamamı X. Şunları alalım kalemi. Şuralar Y kadarsa, bak hiç karıştırmamak için Y yaz. Daha sonra burası da Y, burası da Y değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar, şu kısım ne kadar olur? Tamamı x ise burası x eksi y olur. X eksi y olur. X eksi y. Keza burası da x eksi y olur. X eksi y olur. X eksi y. Oo, bütün alanları ben olsam yazarım kafadan. A. Arkadaşlar, A alanı ne? Y ile bunu çarpacağım değil mi? Y ile x eksi y'yi çarp. X eksi y çarp. Eksi y kare. Doğru mu? Doğru. B'yi yaz. B eşittir y çarpı y'den y kare. C'yi yaz. C dediğin şey de şunların karesi değil mi arkadaşlar? X eksi y'nin karesi neydi? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. İki katı artı ikincinin karesi.
Bir başka deyişle x eksi y'nin karesi. Diyarbakır'ı da yazalım gel. Diyarbakır da Diyarbakır'ı da a ile aynı değil mi? Bak x eksi y y, x eksi y y. Bu da Diyarbakır. Oo güzel. Değil mi? Aynılar bunlar. Bitti. Bak bakalım a ile b'yi toplarsan diyor. Şununla şunu toplarsan toplayalım. X artı y eksi y kare artı y kareyi toplarsan diyor x y bulursun. Evet gitti x y. Doğru valla. Değil mi? Çok güzel. Hatta bir dakika ya. Bir dakika niye böyle bunları tek tek yapıyorum ki? Arkadaşlar A ile B'nin toplamı zaten burası değil mi? Evet. Bak X, Y. Görüyor musun? X çarpı Y. Konu kapandı yani. Hiç alakası yok. Şimdi C'ye gel. Hiç yani şurayı yapmana bile gerek yokmuş. C. C'yi yazdık. X kare eksi 2 XY artı Y kare. Aynen benim yazdığımı yazmış. Bravo. Tebrik ediyoruz kendilerini. Şaka yapıyoruz. Diyarbakır, Diyarbakır'ı yok artık. Adana ile aynı dedik, değil mi? X y eksi y kare olacak. Nerede Diyarbakır? Burada zaten gözüküyor arkadaş. Çarpı. Tamam mıyız? Güzel. 1 ve 2 diyor e, D'yi gözümüz kırpmadan işaretliyor e. 11 numara. Bu da 11 enteresan ha. Nasıl ayarladılarsa. Diyor ki arkadaşlar, Ahmet Bey kare şeklindeki arazinin tam ortasına yine kare şeklinde zemine sahip bir ekme yapmak istiyor. Arkadaşlar, onu da şöyle ifade edeyim ben sana. Şimdi bir kare var ya, kare. Sevgili arkadaşlar, karenin tam ortası dediğin yer, köşegenleri birleştirirsin. Bu köşegenler dik bir kesişirler. Tam ortası burasıdır. Şimdi buradan bir kare şeklinde bir şey yaparsan, bak böyle yapabilirsin bir kare. Şöyle yapabilirsin. Şöyle yapabilirsin. Mısır'daki piramitlerin tepeden, uzaydan görünüşü gibi oldu değil mi? Ya da örümcek ağı gibi. Arkadaşlar yani bu arkadaş tam ortada. Güzel bunu anladık. Sonra diyor ki arkadaşlar, evini yaptırdıktan sonra 1200 metrekare bahçesi kalacağını hesaplıyor. Bak bu evi yapıyor arkadaşlar. Evin dışında 1200 metrekare bahçe kalıyor. Bahçe kalıyor. Ama ne oluyor sonra? Bahçenin evin girişine gelen kısmına da şekildeki bir taş zemin yapmaya karar veriyor. Tam buradan da bir taş zemin yapıyor arkadaşlar. Buna göre Ahmet Bey'in taş zemin ile kaplayacağı bölgenin alanı kaç metrekaredir? Vay be bu kadar bilgiyle bulacağız buna. Bulalım. Sevgili arkadaşlar bismillah şeyden başlayalım. Bak bunun bir kenarı x olsun. Kabul mü? Kabul. Sevgili arkadaşlar tam ortaya yapacağı için bak tam ortaya yapıyor ya şöyle ayırdığında şurada eşit yerler kalıyor. Şurası y, burası y. Yani y kadar kısımlar kalıyor değil mi? Bak y, y. Hep aynı yerler kalıyor. Y, y. Şurası da y. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar bir dakika ya x dedik, y dedik. Ha, tamamına x dedik. Ha, şeyden x eksi y mi diyeceğiz? Bir şey söyleyeceğim ya. Sevgili arkadaşlar tamamına x demeyelim de sadece evin olduğu kısma x x diyelim. Şimdi öbür türlü çünkü x eksi 2 y'lerle falan uğraşacağız. Böyle de kolay çözeriz. Şöyle yaptım. Kolaylık olsun bana diye. Burası x kadar. X. Çok güzel. Şuralarda y kadar. Kabul mü? Kabul. Sevgili arkadaşlar bu durumda benim dikdörtgenimi karemin bütün alanın ne kadar olur? X artı 2 tane y olur değil mi? Bak x, burası da y kadar. X artı 2 y. Tamam. Sevgili arkadaşlar, bütün alanım ne kadar olur? X artı 2 y'nin karesi kadar değil mi? Önce bütün bu alanı hesaplayalım. Sonra da evi çıkartayım buradan. X kareyi diyeyim ki, bu kalan alan 1200 diyeyim. Doğru mu? Doğru. Gel yapalım. Birincinin karesi. Tamam yazacağım önce bunu. Direkt şeyi mi yazayım? Tamam. Eksi, arkadaşlar bu tüm alan. Evin alanı da x kare. Evet. Eşittir. Neydi? Bahçe. Değil mi arkadaşlar? Burası bahçe işte 1200. Olay bundan ibaret. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Çok güzel. Artı ikincinin karesi. 4 y kare. Eksi x kare eşittir 1200. Kabul mü? Kabul. X karelerle vedalaştım. 4 parantezini aldım. Hatta 4 y parantezine mi alsaydık? Boş ver ya 4 parantezini al. X y artı y kare eşittir 1200. Çünkü şey çıkacak. Bak herkesi de 4'e böldüm ya da bu 4 çarpımı buraya bölüm olarak gönderdim.
x çarpı y artı y karenin 300 olduğunu buldum. Doğru mu? Doğru. Bunu böyle bıraktım. Neden biliyor musun sevgili arkadaşım? Çünkü bak burada bir şey görüyorum ben. Burası y kadar. Taş zemini sordu ya. Burası da ne kadar? X artı y kadar. Değil mi? Çok güzel. Ha, onu parantez alayım ya. Bak bunu y parantezine al. X artı y. Y parantezinde eşittir 300. Sevgili arkadaşlar taş zemine bak. Taş zeminde bir kenarı y. Uzun kenarı da x artı y değil mi? Bana sorduğu da bu. Buldum işte 300. Daha ne istiyorsun? Değil mi? Harika. Diyarbakır. Sen zaten şurada 300 yazdığımdan beri biliyorsun cevabı ama hadi devam ettik. Arkadaşlar testin başında hatırlattım. Şunları tekrar hatırlatıyorum sana. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Videonun açıklama kısmına ekliyorum. Kanalımda hepsini ayrı ayrı matematik fizik olarak bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.